dışarıdan oradaki hiyerarşik yapıyı kadrolaşmak amacıyla getirip seçmece adam koyma faaliyeti olmamıştır. Ben hazır bulduğum kadroyla çalışmışım. Yargıda paralel yapı iddialarını reddetti. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkındaki söylemleri ise net bir dille yalanladı. İktidarın 7. senesinde gelmişim, 4,5 yıl kalmışım. Bu süre içerisinde bakanlıktaki hazır kadroyla çalışmışız. Katıldığı bir televizyon programında konuştu eski bakan. Bakanlıkta cemaatin kadrolaştığına ilişkin iddialara yanıt verdi. Terfilerin teamüllere uygun yapıldığını anlattı. Ben 2009'un Mayıs'ında bakan oldum. 2013'ün aralığında 4,5 sene sonra bakanlıktan ayrıldım. Bu 4,5 sene içerisinde bakanlık içerisinden geçmişten gelen teamüllere de uygun olarak terfi olmuştur. Adalet Bakanı kendi başına bir parti değil. Adalet Bakanı kendi başına hükümet de değil. İstese bile kendi başına partisinin politikalarına rağmen, hükümetin politikalarına rağmen bir tasarrufta bulunamaz. Bu açıdan ben bir açıklama yaptım. Dedim ki böyle bir şey olmamıştır. İstesem bile böyle bir tasarrufu tek başıma yapma imkanım yok. Pratiği yok bu işin. Hakkındaki söylemler paralel yapı davasında mahkemeye giren emniyet raporunda yer aldı. Raporda cemaatin avukatlarının kendi aleyhlerine gördükleri noktaları değiştirmek için önerge hazırladıkları, sonrasında o dönemin bakanı olan Ergin'e giderek yasalarda değişiklik yaptıkları yer aldı. Ergin raporda yazılanları yalanladı. Sivil toplumun ve bireylerin yasama faaliyetine katkısı zaten yasama faaliyetlerinin bir parçasıdır. Şimdi önemli olan somut bir verileri yok dayanan, şu yasada şöyle bir değişiklik yapıldı gibi bir tespit yok. Genel bir hikaye anlatılıyor, onun içerisinde şahsımın da ismi geçiyor.